Yayın yapacağınız zaman da işte kameramız bu şekilde gözükecek. Dur oğlum dur dur. Koç, 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 koç. Evet kameramızın bilgisayara bağlantısını sağladık ve görüntü kalitesi böyle. Herhangi bir ayar yapmadım sadece iki tane ışık yanık. Bir tanesi bilgisayarımın burada bir tanesi de yan tarafta. Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yayıncıları, webcam ile işi olanları yani sürekli toplantıda olan kişiler ya da yayın yapmak isteyen kişileri ilgilendiren bak televizyon kumandası gibi elimde bir kumanda bulunuyor. Comftel markasının Cam 20 modelli Webcam'ini inceleyeceğiz ama şu anda daha henüz satışa çıkartılmadı Türkiye'de çıktığı dakika açıklamaya link bırakacağım. Segment bilgisayar üzerinden bunu bana gönderdiler ve test etmemi istediler. Kutulaması görmüş olduğunuz gibi böyle karşımıza bu kutu içeriğinde geliyor ve kutunun içerisinden birçok şey çıkıyor. Bunu zaten ilerleyen dakikalarda kutu açılımını yapacağız. Oyun performansı sizlere böyle yayın yaparsanız nasıl bir performans verir? Bunu göstereceğim. Webcam'in tam görüntü şu anda beni görmüş olduğunuz gibi tam boyuttaki görüntüsüyle nasıl işlemler, nasıl görüntüler ortaya çıkartabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. 4K güzel bir çekim yapıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Baktığımızda piyasadaki çoğu webcam'den daha üstün bir kaliteye sahip. Ben biliyorsunuz çekimlerimi yaptığımda stüdyo ışıkları kullanıyorum evimde. Sizler de bu kamerayı ışıkla desteklerseniz, eğer karanlık bir ortamda değilseniz ışıkla desteklemeniz gerekiyor. Tüm webcam'leri bu şekilde yapmanız lazım ki görüntü kalitesi güzel olsun. Ben bunu karanlık ortamda arkadaki bilgisayarımda bir tane ışık ve bir de sol tarafımdan çarpan bir ışıkla birlikte çekimini yaptım sizlere de onu söylemek istiyorum. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Kutunun içerisinden neler çıkıyor onlardan birazcık bahsedeceğim. Ve hani teknik özellik olarak baktığımızda şu anda henüz Türkiye'de olmadığı için teknik bilgi olarak sizlere detaylı bilgi paylaşamıyorum. Ama şu kumanda görmüş olduğunuz gibi üzerinde yani kutunun içerisinde çıkıyor ve tüm bilgileri, tüm erişiminizi bu kumanda ile yapabiliyorsunuz. Buradaki kırmızı tuşa bastığınızda direkt kamerayı kapatabiliyor veya açabiliyorsunuz. Hani normal şöyle televizyonu açıp kapattığımız gibi düşünebilirsiniz. Menü tuşu bulunuyor. Menü tuşuna bastığımızda ise direkt oradan tüm ayarları erişebiliyorsunuz ve kameranın ince detaylı ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. İşte cooler ayarı, imaj ayarı, renk ayarları, shutter ayarları bunların hepsini aynı bildiğimiz bir DSLR kamera gibi onların ayarlarını yaparak ışıkları, görüntü ayarını kendinize göre oluşturup bu şekilde güzel çekimler yapabilirsiniz. Şimdi şurada iki tane zoom yapma tekeriniz bulunuyor. Biri burada, birisi de burada. Bir tanesi yavaş zoom yapıyor. Yani yavaş zoom veya geri çıkıp ya da ileri götürebiliyorsunuz. Bir tanesi de daha hızlı ileri veya geri zoom yaptırabiliyor. Alt kısma baktığımızda ise burada fokus ayarları bulunuyor. Buradan da kameranın fokus ayarlarını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi Kamera birazcık ağır, uzay mekiğini andıran bir yapısı bulunuyor. Ama alt kısmında tripoda girecek bir bölümü de var. Ben daha fazla sözü uzatmayayım ve kutu açılımına geçelim. Şimdi geldik ürünün kutusunu açmaya. Öncelikle kutulaması güzel yani kargoda zarar görmeyecek şekilde. Ön kısmında Conftel yani ürünün kendi logosu ve böyle webcam'in görüntüsü var. Burada da model numarası yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi işte buradaki gerekli bilgiler de kutunun üzerine işlenmiş. Paket içeriğimiz gerçekten güzel bu arada. Şimdi kitapçıkta zaten neler yazıyor, neler var göreceğiz. Burada nasıl bağlanacağınızla ilgili, nerede kullanacağınızla ilgili gerekli bilgilere yer verilmiş bir sayfa. Ya zaten bunu hiç okumuyoruz, kenara alalım. Bu webcamde bir kumanda bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Bunların detaylarından bahsedeceğim. Kumandayı da hemen şöyle bir açayım. Şimdi kumandanın önünde burada alıcısı bulunuyor. Ev kumandasına benziyor zaten. Bakacağız ne işe yaradığını göreceğiz hep birlikte. Anlatıyor olacağım. Bu da muhtemelen pille çalışıyordur zaten. Evet iki tane en küçük pillerle çalıştırabilirsiniz bu cihazı da. Şimdi kutunun içerisinden bir de böyle QR kodlu bir dergi boyutunda bir kitapçık daha çıkıyor. Burada gene nerede kullanacağınız sorular vesaire diye bilgilendirme geçmiş. Bunu da kenara alıyoruz. Poşetinden çıkarttığımızda görmüş olduğunuz gibi aşırı derecede uzun bir kablo var. Görmüş olduğunuz gibi ve kalın, bayağı kalın yani iş görebilecek derecede. Uç bir uç kısmı böyle görmüş olduğunuz gibi bu muhtemel olarak kameraya girecek. Burası da bilgisayarımıza takılacak. Bunu da bir kenara alıyoruz. Asıl önemli parçamıza geldik ve bu arada şunu da gördüm son anda. iki tane kalem pil çıkıyor kumandayı çalıştırabilmemiz için. Böyle bir webcam ilk defa kullanacağım ve ilk defa görüyorum. Yani bildiğin uzay mekiği yapmış adamlar. Öndeki sensöre baksanıza yani büyüklüğüne burada bir koruma pedi bulunuyor. Bunu çıkarttık. Burası direkt monitörlerimizin arkasına şu şekilde takılıyor üst kısımlarına. Baya böyle ağır bir ürün. Konftel markasının önde logosu bulunuyor. Burada bir sensör muhtemelen cihazın çalışıp çalışmadığına dair. Yani cihaz bayağı ağır bu arada. Hani onu söyleyeyim. Yani böyle elinizde tuttuğunuzda birazcık ağır bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu alt plastik yapısı gayet iyi, sert kapanıyor. O yüzden düşme vesaire yapmayacaktır monitörünüzden. Zaten arka kısmı az önceki kablo takılacak ve görmüş olduğunuz gibi arkasında farklı bir şey yok. Yapısı güzel. Bu arada tripodlara da takabiliyorsunuz bunu. Yani bir kamera tripodunuz varsa bunu takarak kullanabilirsiniz. O yüzden tripod girişinin olması da güzel olmuş. Şimdi cihazın kutu içeriği bu kadardı. Hadi gelin hemen testimize geçelim. Sırada kameranın performansını göstereceğim oyun ve normal yayınlarda nasıl kullanacaksanız bu şekilde ayarlarını gösteriyorum. Hadi ona da geçelim. Evet kameramızın bilgisayara bağlantısını sağladık ve görüntü kalitesi böyle. Herhangi bir ayar yapmadım sadece iki tane ışık yanık. Bir tanesi bilgisayarımın burada bir tanesi de yan taraftan iki ışık bağladım ki görüntü kalitesini sizlere ışıklı bir yayın yapacağınız için zaten karanlıkta tüm webcamler genelde kötü olur göstermek istedim. Şöyle bir kumandası var zaten bunu göstermiştim. Buradan zoom'u açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela şu anda geri ileri yapabiliyorum. Birçok ayarını menü üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi menüden birazcık bahsedeyim. Öncelikle menü tuşuna bastığımızda ekranda menü ayarları çıkıyor ve buradan gördüğünüz gibi birçok modu bulunuyor ve bunları yapabiliyorsunuz. Kulur, imaj hepsini tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bunu birazcık kurcalamak ve karıştırmak gerekiyor öğrenebilmek için. Ben de hani tam öğrenmiş değilim ama kameranın kalitesini çıkmadan sizlere ilk ben paylaşmak istedim. Şu anda satışta değil zaten. Yakın bir zamanda çıkacak ve zaten açıklamada ve yorumlarda da linki bırakıyor olacağım. Ayrıca Instagram'dan da çıktığı gün paylaşacağım ve sanırım Türkiye'de de ilk inceleyen, yayınlayan ben olacağım. Segment Bilgisayar sağ olsun ürünü bana öncesinde gönderdi, test ettim. Sizler için uygun mu, değil mi? Bunları göstermeye çalıştım. Gerçekten güzel. Şimdi yayın yapacağınız zaman da işte kameramız bu şekilde gözükecek. İstediğiniz gibi yakınlık, uzaklık ayarlarını yapabilirsiniz. Şu anda Fortnite'a e girdim. Oyunu hiç bilmediğim halde sırf sizler için gösterebilmek adına oyuna girdim ve yere atlayalım. Birkaç silah toplayalım. Muhtemelen zaten birini öldüremeden de vurulacağım. Bu mesela hızlı niye inmiyor onu bilmiyorum. Ya da ben mi indiremiyorum? Buraya inmek istiyorum. Yavaş yavaş iniyor. İşte mesela yayın yapacağınız zaman da böyle olacak görmüş olduğunuz gibi. Ha. Anam, anam 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 lan bu adam bizdenmiş lan. Yani bir şeyler veriyor. Oo. Dur oğlum dur dur. Kaç 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 kaç. kaç. Şuradan zıplıyor mu Vay. Fortnite işte bu yüzden seviyorum ya. Daha doğrusu oynamayı da bilmiyorum bu arada. Aç bakalım bundan ne çıkacak. Ah ah. Ne çıkıyor lan? Dur oğlum dur. Anam 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 kaç lan kaç Lan öldürecek lan şerefsiz de bak Oğlum bu oyunda silah yok mu Allah'ını seversen Bir silah bulamadım ya o Videoyu unuttuk oyuna kaptırdık kendimizi Muhtemelen ben bugün bunu oynarım herhalde birazcık Ama güzel ya kamera bence dediğim gibi Baya iş görecek bir kamera Ve silah buldum Şimdi babacım gelebilirsin bana. O adam bizden miydi yoksa o koruma mı ya? Ama işte oyunu bilmeyince de oynanmıyor abi. Mesela bu ne buradaki? Bu ne ya? Bak mesela kimse yok. Hadi al sizin için böyle sıkayım birazcık. Yavaş yavaş oyunu yavaş yavaş öğreneceğiz. Ama yayın yapacağınız zaman da işte böyle bir kalitesi olacak. Işığını ve renk ayarlarını tüm ayarlarını yaptığınızda da güzel bir görüntü kalitesiyle oyununuzu oynayabileceksiniz. Ben gayet memnun kaldım bu arada. Hani onu söyleyeyim sizlere. Güzel bir webcam dediğim gibi ayarlarını yaptıktan sonra güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet kameranın tüm detaylarını sizlere paylaşmaya çalıştım. Dediğim gibi teknik özellikleriyle ilgili henüz şu anda ortada net bir bilgi yok. Yurt dışı sayfalarında tabii ki de yurt dışı ürünü olduğu için oralarda satışları bulunuyor. Oralardan da Amazon üzerinden vesaire teknik detaylarına bakabilirsiniz. Dediğim gibi ürün Türkiye'de satışa çıkartıldığı dakika sizlere link paylaşacağım ve bunu Instagram'dan da paylaşıyor olacağım. Hani bilgilendirme amaçlı ürün satışa çıktı diye. Segment bilgisi arada teşekkür ederim. Ürünü bana ilk gönderdiler ve test etmem. Hani ürün nasıl, güzel mi, eksisi, artısı nedir diye bunları söylememi istediler. Eksi olarak baktığımızda ben webcam olarak çok fazla detaya hakim değilim. Eksisini görmedim. Açık konuşayım. Biliyorsunuz diğer X markaların yüksek tutarlı kameraları bulunuyor. Bunlarla da birçok yayıncı yayın yapıyor. İşte bence bu kamera onlardan biraz daha üstün sensör bakımından ve işte özellik anlamında. Evet birazcık televizyon kumandası hani böyle eski çağları andırsa da yazılımla bunu vesaire oradan da kontrol yapabiliristik ama adamlar kumanda koymuş ve bence güzel de olmuş. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.